Kasım indirimlerinde lütfen şunu alırken herkes şunu düşünsün. Bir şeye ihtiyacım var mı yok mu? Bakın en son giydiğim ceket, ondan önceki programda da giydiğim ceket aynı ceket. Ben buraya geliyorum, programlara çıkabiliyorum. Aynı gözlük neredeyse, aynı ayakkabı. Çok marka almama gerek yok, çok kıyafet değiştirmeme gerek yok. Ben Mert'sem, değerliysem, kendime inanıyorsam burada da oturabiliyorum. Dolayısıyla siz de bunu yapabilirsiniz. Lütfen ve lütfen, aslında marka sizsiniz. Lütfen çok markaya çok alışverişe söyledim. İhtiyacınız yok. Yeter ki tasarruflu olalım. Şunu düşünün. İhtiyacın var mı yok mu? Bakın evet, eğer montunuz evet. yoksa, üşüyorsanız, ayakkabınız yırtıksa, ayaklarınız soluyorsa tabii ki ayakkabı alın. Ama öyle doğru. hanımlar tanıyorum ki, öyle arkadaşlarım var ki gerçekten kredi kartları çok yüksek borçlu olmasına rağmen 4 tane, 5 tane, 8 tane daha fazla ayakkabısı olanlar var, çantalar olanlar var. Lütfen bunlar zaruri şeyler değil. Özellikle bu Kasım'da sizin bütün nöronlarınıza kadar alışveriş şeyleri indirim diye indirim. Bağırıyor tabii. Mesajlar gelecek. Çok avantajlı göreceksiniz avantajları. Lütfen ve lütfen o indirim, şunu söyleyeyim sadece anlaşılsın. 100 liralık bir ürünü indirimle 50 liraya alıyorsanız o ürüne ihtiyacınız yoksa siz 50 lira kazanmıyorsunuz. 50 lira boşa harcamış oluyorsunuz. Çünkü ihtiyacımız olmadığı için. İhtiyacımız varsa 50 lira kârdayız. Lütfen ihtiyacını alsın. Ama AVM'lere girdiğinizde o kadar çok indirim var ki. Geçen bir arkadaş yani 8 tane nevresim almış. Evinde nevresim mi yok diyorum. Var ama diyor çok güzel çok geldi. Çok uygun fiyata. Çok uygun diyor. Tabakçana yeri bulamıyorsunuz. Yani var olan şeylere evet. çok gerek yok ama işte buna çok dikkat etmek lazım. Bu ay zor bir ay. Bu ayı atlatırsak kazasız belasız Ocak'tan sonra güzel olur. Bir soru daha alıyorum, buyurun. Hocam merhabalar. Kredi kartı borcunu kredi çekerek kapatmak doğru mudur? Bu çok mantıklı mı yani? Tamam. Güzel bir bu soru. Çok evet. soruluyor evet, gerçekten. Doğru. Mecburen bunu yapmanız lazım. Çünkü aksi takdirde kredi kartının faizi daha yüksek olduğu için sarmala girersiniz. Mümkün olduğu kadar kredi kartı borcunuzu kapayıp, kredi çekerek kapayıp ondan sonra o kredi kartlarını kırıyorsunuz. Kırıp da böyle koyuyorsunuz köşeye, bir daha da kullanmıyorsunuz. Yok illa kullanacağım diyorsanız da limitlerinizi o kadar çok düşürüyorsunuz ki, o kadar düşük oluyor ki limitiniz, harcamıyorsunuz. Yani şunu unutmayın, bir AVM'ye girdiğinizde cebinizde 15 bin lira limit varsa, bunun 13'ünü zaten harcadıysanız aile işleri için, siz en fazla 2 bin lira harcayabilirsiniz. Ama cebinizdeki limit 150 bin liraysa, 200 bin liraysa ki çok var, yani çok görüyorum bunu, siz nefsinize yenilip oradaki indirimleri görüp 8 tane daha nevresim, 40 tane daha çanta ya da ne bileyim tabak çanak alıp ondan sonra da bunu borçlarını nasıl ödeyeceğim diye düşünürsünüz. Lütfen limitleriniz evet. çok düşük olsun. Limitlerimizin düşük hatta olması hiç kullanmayın. Önemli, mümkünse. Evet. Konut piyasasında büyük bir değişim olacak, sabırlı olun diyorsunuz. Buradan bu konuya geçiş yapalım. Ev almak için doğru zamanda mıyız sorusuyla başlayalım. Evet yani doğru zaman mı derseniz evet, faizlerin yüksek olduğu zamanlar doğru zamanlardır. Dolayısıyla şu anda faiz yüksek olduğu için insanlar eskisi kadar çok hızlı ev almadığı için pazarlık yapılarak çok iyi fırsatlar gelebiliyor. Fakat üzülerek söylüyorum, son 4 aydır yine sizin en son programda söylemiştim, yazda doğruydu, böyle daha iyi fiyatlar vardı. Kaçabilir fırsatlar demiştim. Şimdi son gördüğümde 2-3 aydır fiyatlar tekrardan %10-15'e yakın artmaya başladı. İstatistikler de onu söylüyor. Konut satış adetleri de artmaya başladı. Dolayısıyla biraz kaçırıyoruz gibi o fırsatı. Yani bundan 3 ay önceki fırsatlar kalmamaya başladı. Çünkü şunu düşünenler oluyor. Faiz düşecek, param da çoğaldı bankada. Hemen gideyim bir şey alayım diyenler oluyor. Dolayısıyla da onlar almaya başladıktan sonra da tabii fiyatlar artıyor. Dolayısıyla ihtiyaç varsa, yine ihtiyaç söylüyorum, bir an önce elimizi çabuk tutup almak, pazarlık ederek doğru malı bulup almak çok faydalı olabilir. Şimdi ev yatırımı yapmayı düşünenlerin sorması gereken, yatırımı yapmadan önce sorması gereken bazı sorular varmış. Bu sorulara bakalım. Bir de ardından biz 200-250 bin dedik ama 50 bini de olan kaç lirası olan onu kendine göre tekrardan yorumlayacak ki doğru yatırım nasıl yapılır bilgilerini alacağız diyeyim. Ama önce ev yatırımı yapmayı düşünenlerin önce sorması gereken sorular nelermiş? Buyurun bakalım, geldi. Bütçem ne kadar? Doğru. Alınacak bölge hakkındaki bilgi nedir? Hı-hı. Tabii bu çok önemli, çok önemli herhalde. Ev ne amaçla alınacak? Hı-hı. Piyasa trendleri nasıl? Evdeki ipotek ve yükümlülükler neler? Ev alırken hangi ekstra masraflar olacak? Evdeki altyapı ve tesisat durumu nasıl? Kira getiri oranı nedir? Satış süreci hakkında bilgim var mı? Uzun vadeli bir yatırım mı yapıyorum sorularını sorup makul cevaplardan sonra mı? Kesinlikle. Burada en önemli benim için temel soru şu. Buradaki hangisi en önemli? En önemli soru şu. Yatırım için alıyorsunuz, oturum mu? Oturum için alıyorsanız, kullanım için alıyorsanız bunların hepsi benim için ikinci önemli. Birinci önemli, çocuğun okul nerede? İş yeriniz nerede? Çünkü çocuk 3 saat yolda perişan. İstanbul'daki çünkü en büyük sorun şu an trafik. Trafikte çocuk perişan olması çok önemli problem. Dolayısıyla da mümkün olduğu kadar ona bakıyoruz. Nereye yakın okulu? Nerede iş yeri? Ama
Yatırım için alıyorsanız diğer bir kriter önemli. Yatırım için alıyorsanız kira amortisman süresi çok önemlidir. Hı hı. Buna İngilizce ROI denir. Return on Investment. Bir yatırım yaparken ne kadar zamana dönüş yapıyorsunuz. Hı. Dolayısıyla bu da en iyi küçük evlerde olur. 1 artı 0 ve 1 artı 1'lerde olur. Yatırım yaparken ona bakacaksınız. Kaç lira kira alıyorum? O kira ne kadar zamanda dönüyor? Bu çok önemli bir kriterdir. Ortalaması da ortalaması da İstanbul'da şu an 200 ay 250 ay civarındadır. Bunun altını yakaladığınızda iyi bir fırsattır. Yani şöyle söyleyeyim 10 bin lira kira getiren bir yeri 1,5 milyon civarında yakalayabiliyorsanız şu an iyi bir kira çarpan oranı. Diyebiliriz. Evet. Bitcoin konuşacağız ama borsada olanlar şu anda ne yapmalı? Borsa ilerleyen zamanlarda kazandırır mı? Borsa yatırım yaparken hangi tip hisseler seçilmeli? Evet, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soru için de. Çünkü borsa 11.200 iken o zaman da bu programda söylemiştik. Epey bir arttı, biraz riskli demiştik. Bugün altın için söylediğimi o zaman da borsa için söylemiştim. Borsa bir 9.000'lere, 8.700'lere kadar geldi. Şimdi de tam tersi o riskler bitmeye başladı. Borsada hafif bir dönüş sinyalleri başladı. Yavaş yavaş dönmeye başladı. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcı için tekrar söylüyorum, kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırımcı için işte bireysel emeklilikte fonları olanlar veya küçük küçük hisseleri, büyük şirketleri toplayanlar için şu anki noktalar güzel noktalara yakın. Yavaş yavaş buralarda alıp tutanlar 2-3 yıl vadeli düşündüklerinde büyük firmalar yalnız olursa güzel fırsatlar yakalayabilirler. Çok güzel. Bir soru var, buyurun. Hocam merhabalar. Daha önce Bitcoin için çok ucuz demiştiniz. Küçük bir portföy aldım. Daha da almalı mıyım? Aman bakın. Şimdi çok güzel bir soru. Şu an en çok, lütfen beni iyi dinlesin herkes. Şu an en çok sıkıntı duyduğum konu şu. Biz 6 ay önce bir şey söylemişiz mesela. O gün çok ucuzdu. Vatandaş o 6 ay önce bunu almıyor. Fiyatlar artıyor. Şimdi altında olduğu gibi, Bitcoin'de olduğu gibi. Arıyor mesajlardan, başımı kaldıramıyorum. Hocam Bitcoin alayım mı? Bakın bir şey çok arttıktan sonra almayacaksınız. Evet. Bizde tam tersi var. Sonra da zarar edince insanlar niye zarar ettim diyor. Zararlığın nedeni şudur. Bir şey çok arttığında almayacaksınız. Aldıysanız keyfini çıkarın. Hatta çok kar ettiyseniz belki bir kısmını satabilirsiniz. Ama bir şey çok arttığında almak hatadır. Bizde bu tam tersi yapılıyor. 2000 lirayken altın alınmıyor. 3000 oluyor, koşarak almaya gidiyoruz. Bitcoin 17.000 iken almıyoruz. 80-90 iken almaya... Hayır. Tam tersine. Hep söylediğim bir söz var. Annelerimizin bildiği bir söz. Tekkiyi bekleyen çorbayı içer. Bu yatırım araçlarında çok doğru bir stratejidir. Evet. Siz bekleyeceksiniz. Gitmeyecek. Sıkılacaksınız. Çok. Toplayacaksınız küçük küçük. Sonra bir bakacaksınız fırlayacak. Altın burada kaç ay boyunca yatay gitti. Herkes sıkıldı. Şimdi bir anda fırladı. Bitcoin uzun süre yatay gitti. Sonra fırladı. Lütfen çok artana değil, çok düşene, hatta düşenin dostu olun diyorum. Bir şey düştüyse, işte altın şimdi konuşuyoruz, 2500'lerde durursa, yatay olarak giderse bir ay sonra orada küçük küçük toplarsınız. Düşüp yataya girdiğinde toplayın lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.